Neredeyiz biz şimdi? Dobrodošli, Maribora. Maribora. Okay. Maribor. Maribor'dayız. Maribor'dayız. Burası ikinci büyük şehriymiş. Slovenya'nın. Bana biraz Ljubljana'dan daha büyük gibi geldi ama değilmiş. Biraz galiba şey de var. Rekabet de var Ljubljana ile Maribor arasında. Yok böyle futbol takımları. Yok böyle işte onlar öyle bunlar böyle falan. Buranın esas büyüklüğü, esas önemi ağır sanayiden geliyormuş. Çünkü Yugoslavya döneminde hem kamyonlar, arabalar hem de ordunun silahları burada yapılıyormuş. Ama tabii Yugoslavya dağılınca Slovenya pazarı küçük kalmış. Dolayısıyla bu fabrikaların birçoğu da bugün ya küçülmüş ya kapanmış. Fabrikaları kapanınca da Maribor tabii o eski altın çağını biraz kaybetmiş. Ama bugün yine turizmiyle biraz şehrin biraz tabii şarap üretimi falan da var. Gastronomisiyle biraz daha tabii canlanıyor. Son dönemde daha ileriye doğru gidiyor. Bütün Slovenya büyüyor ve gelişiyor. Maribor da öyle. Maribor aslında tarz olarak Slovenya'nın içerisinde daha Alman ekolüne yakın. Yani eski soyluları Alman hanedanları. Çünkü tam Avusturya'nın dibindeyiz artık. Hatta Macaristan'a da yakınız. Yani Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun daha fazla etkisi burada görülüyor. Mesela bu daha önce gördüğümüz İtalyan sınırına yakın yerlerde daha İtalyan tarzı vardı. Burada hem yemekler, hem halk, hem dil daha Avusturya etkisi var. Bakalım biraz gezelim şimdi. Maribor'a geldik. Geldiğimiz gibi hemen karnımız bayağı acıkmıştı. Otel Maribor'da bir öğle yemeği yedik. Yemekler nefisti. Şimdi Murat'ın ilk çorbası geldi. Five more times. So. Dovrtek. Voilà. This is a good thing. You showed. Ve şimdi yemeklerimiz geldi. Bu tradisyonel bir hamburger tarzı bir şey. Gulaş. Murat'ın yediği gulaş. Nasıl, lezzetli mi? Şöyle yapayım. Şimdi bu da salatası. Bu da benimki salata. Şimdi Maribor'da dünyanın en eski asmasını görüyoruz. Evet. Tam 450 yaşındaymış. Yerel bir üzüm türü. Kırmızı şarap yapılan bir üzüm. Bu da bayağı bir hani dünyada önemli asmalardan biri. Çünkü inandıklarına göre, yani bu ne kadar doğru bilmiyorum, kontrol etmek lazım ama bütün bölgedeki, hatta Avrupa'dan bahsediyorlar, bütün asmaların bundan türetildiği iddia ediliyor. Yani biraz bana hani azıcık soru işaretli geldi ama yine de çok eski bir asma olduğu kesin ve enteresan. Kökleri de karşımız ırmak, nehir yani. Ta nehre kadar gidiyormuş altı. Hatta zannediyorum belli bir dönemde Avrupa'da büyük bir parazit salgını olmuş. O salgından da dipteki köklerinin çok derin olması nedeniyle kurtulmuş. 11 sene önce Maribor'un belediyesi yönetimi koruma altına almış. Şimdi böyle girip çıkıp ziyaret ediyorsun. Hatta bu asmadan yapılmış üzüm, asmanın verdiği üzümlerden yapılmış şarabı da içiyorsun. Şimdi de deneyeceğiz. Hadi bir tadına bakar mısın? Evet. Şimdi burası dünyadaki yaşayan en eski asma demiştik. Yaklaşık 450 yaşında olduğunu tahmin ediyorlar. Peki dedik ki bu yaşını nasıl tespit ettiniz? Yani
belki de daha fazla şu an hali hazırda daha eski bir asma vardır. Doktor Erker diye biri gelmiş bundan yaklaşık 50 sene önce. Ağacın üzerinde ufak bir delik açmış ve kökünden bir parça almış. Bunu hem kimyasal olarak analize göndermişler hem de tabi biliyorsunuz halkalarını saymışlar. Yaklaşık 370 yuvarlak sayabilmişler. Çünkü ortasındaki alan aslında biraz hasar görmüş. Dolayısıyla 350-380 yaşında olduğunu tahmin ediyorlar 50 sene öncesine kadar. 50 seneyi de koyduğunuzda aslında 430 yaşında oluyor. İşte burada bir de Slovenya şarapının bir özeti var. Hatırladığım, anladığım kadarıyla size de anlatayım. Slovenya'nın haritasını. İşte burası İtalya ve Akdeniz. Şurası Avusturya, burası Hırvatistan, burası da Macaristan gibi düşünün. Biz şimdi Maribor'dayız, şu tarafta. Üç büyük önemli şarap bölgesi var. Bir tanesi geçen günlerde gezdiğimiz bu Berdan'ın olduğu bölüm, şu bölüm. Daha böyle Akdeniz, %50 kırmızı, %50 beyaz gibi yapıyorlar. Bir tanesi şu anda bulunduğumuz bölge. Burası daha bir Alman Avusturya stili yapıyor işte. İşte Riesling'ler, Chardonnay'ler falan gibi. Bir de son dönemde daha ünlü olan böyle muskatların falan yapıldığı Ljubljana'nın güneydoğusunda Hırvat sınırındaki bölge var. Genel olarak şarapların geneli öyle çok aşırı gövdeli değil. Daha böyle meyvemsi, yumuşak içimli şaraplar. Ama işte birazcık Akdeniz'e yakın yerlerde hafif gövde verdikleri de oluyor. Genel olarak light, içimi yumuşak, güzel şaraplar seviyoruz Slovan şarapları. Dünyanın en eski asmasının olduğu merkezde, müzede bir de çok büyük Slovenya'nın en büyük mozaiğini yapmışlar. Bu 2015 senesinde yapılmış. Yani aslında çok eski bir mozaik değil. Ama bu Slovenya'daki nehirleri temsil ediyormuş. Drava nehrini temsil ediyormuş. Çünkü dışarıdaki asma ağacını o hastalık sırasında, virüslere saldırısında köklerinin şeye uzanması, nehre uzanması kurtarmış. Burası da asmayı temsil eden bir logo, amblem diyelim. Karşıda Senyoran Vitam Mundum yazıyor. Yani dünyanın en eski asma ağacı. Bu Latince olarak yazılmış. Hemen karşıda ise yine aynı Slovenya dilinde. Evet, bu dünyanın en eski şarabı, yani en eski asmasından yapılan şarap. Sadece yılda 25 litre kadar yapıyorlarmış, değil mi? 25 litre yapıyorlar, 100 şişe üretiyorlar. 25, evet. Bizde hani olur ya, kiraz festivali güzeli, domates güzeli filan. Burada da şarap güzeli oluyor her sene. 96 yılında yapıyorlarmış. Bir şey yaptırmışlar, taç. Her sene şarap üreticilerinin bir tanesinin kızı güzel kraliçesi seçiliyor, şarap güzeli seçiliyor. Ve şu tahta oturuyor. Genç oğlanlar geliyor işte hani, onlar da şarap kralı olmak istiyor var. Burada poz veriyor. Ve o sene o şarap üreticisi ve tabii ki kızı bütün Slovenya şaraplarını, bütün Maribor ve Slovenya şaraplarının temsilcisi olduğunu düşünüyor, elçisi. Böyle bir hani gurur verici bir şey. Kalım olarak geçiyor. 1681 senesinde burada aslında koleraya benzer bir hastalık olmuş ve bu hastalıkta çok kişi hayatını kaybetmiş. Onlar anısına da buraya bir anı.
Arkamızdaki kilise Maribor'un en önemli ve en büyük kilisesi. Fransiskan kilisesi burası. Murat, nasıl buldun kilisenin içine? Güzel. Yani çok böyle süper bir örnek var mı bilmiyorum. Altarı biraz büyük etkileyiciydi. Onun dışında ama normal. Tertemizdi. Yani klasik işte yani. Evet. Şey. Güzel bir yer. Burası da aslında Maribor'un en büyük kilisesi. Fransiskan kilisesi. Evet. Ve Avusturya mimarisi tarzında yapılmış. Çünkü o dönemler yapıldığı zaman burası Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na dahilmiş. Dolayısıyla hep sanatçılar Viyana'dan. Dolayısıyla evet. Burası ama bayağı bir zaten Avusturya etkisi evet. Altında bir şehir. Ya bunu bir kere de kendi gözümüzle gördük. Güzel ama yani gezilecek bence güzel. Bana biraz şey gibi geldi. Bunu belki daha sonra söylemek lazım ama böyle hani Türkiye'nin İzmir'i var, buranın da Maribor'u var falan gibi böyle daha sakin. İkinci büyüklükte, çok küçük değil, çok büyük değil. Evet. İnsanlar daha çok dışarıda takılıyor, dışarıda daha bir hayat var. Böyle keyiflerine düşkün falan. Biraz İzmirlilere benziyor değil mi? Evet, bir de burada dükkanlar biraz erken kapanıyor. O da biraz İzmirlilere benziyor. Mariborlular çok dışarıda eğlenmeyi seviyor demiştik ya. Bakın buranın adı Leon Stückel Meydanı. Yani o eski olimpiyatlarda ilk madalyayı alan atletlerinin anısına yaptıkları yer Leon Stückel Meydanı. Akşamüstü özellikle hafta sonları burada böyle öğleden sonra akşamüstü gibi yani. Böyle müzik çalıyorlar, parti, konserler, festivaller, böyle küçük işte şarap, bira içebilecekleri yerler kuruyorlar. Eğlenceli bir sokak hayatı. Ver işlemini deniyorum. Okay, enough. Şimdi yaklaşık Maribor merkezden 30 dakika kadar arabayla geldik Avusturya sınırına kadar. Şimdi bakalım burada şarap dilimi yapacağız. Avusturya sınırına çok yakınız. Yani bir taş atımı uzaklıktayız. Hemen şurası şöyle 50 metre ötemizde eski sınırın tantanları falan var. Şu anda bir şarap tadım evindeyiz. Adı Dreizebner herhalde. Yanlış Almancam çok kötü ama yanlış anlamadıysam 3 yedili mi demek herhalde öyle bir şey. Burada genelde hani Maribor bölgesinde Slovenya'nın daha light şaraplar yapıyorlar. Daha önce söylemiştim. Daha böyle hani Riesling tarzı, daha Avusturya, Alman üzümleri gibi. Kendi üzüm tipleri de var tabii ama işte Riesling, Chardonnay, Sauvignon tarzı böyle light üzümler. İçimlerinde falan böyle çok bir karmaşıklık olmayan, daha meyvemsi, hani daha light, böyle çok fazla meşe tadı falan olmayan, gövdesi falan olmayan ama keyifli, çok güzel içilen. Fiyat olarak da Slovenya'nın batısındaki, güneybatısındaki Brda bölgesine veya Vipava vadisine göre biraz daha uygun fiyatlı olan şaraplar. Şimdi onların tadımını yapacağız. Bu geldiğimizden beri katıldığımız 3-4. Şarap. Bakalım. Ben
ben bayıldım buraya. Her yerde rengarenk güller var. Sarısı, turuncusu, pembesi de, kırmızısı ve aşağısı hani alabildiğince üzüm bağları. Bir de bu bağlardan çıkan üzümleri tatmak lazım tabii. Şimdi o tadıma gidiyoruz.